Başlıyorum eğer müsaitsin komple. Evet. Öncelikle bu güzel günde buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Dışarıda güzel bir hava var. Zahmet ettiniz, geldiniz. Tekrar teşekkür ederim. Ben Abdullah Uğraşkan. Siber Özel Teknolojilerinde çalışıyorum. Günlük çalışıyorum. Uzaktan çalışıyorum yani home office. Yaklaşık 15 yıldır profesyonel olarak yazılım dünyasındayım. Birçok proje geliştirdim. Birçok konuda tecrübem var. Bugün size burada C# programlama dili ve ekosistemini anlatmaya çalışacağım. Doğrusunu söylemek gerekirse buradan çıktığınızda muhtemelen çok fazla bir şey anlamamış olacaksınız. Çünkü konu biraz karışık, biraz çetrefilli kendi içerisinde. Ama elimden geldiği kadar en azından buradan çıktığınız zaman bir iki kelimeyle işte Google'da arama yapıp merakınızı uyandıracak şeylerden bahsetmek istiyorum aslında. Bilgisayar mühendisinden kaç kişi var? C# ya da Microsoft ürünleriyle geliştirme yapan var mı aramızda aktif olarak? Süper. Şimdi direkt konuya girmek istiyorum aslında. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. İlk defa böyle bir kişiliğe sunum yapıyorum. C# girmeden önce .NET framework'ünden biraz bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü C# .NET framework'ün üzerinde çalışan bir programlama dili. Şimdi .NET framework aslında Microsoft'un Java'nın karşısına yaptığı bir uygulama geliştirme platformu. Hikayesi hep eskileri dayanıyor. Çok fazla geri gitmek istemiyorum o yüzden. Direkt konuya fokuslanıp .NET ile ilgili birkaç bilgi vereceğim size. Şimdi .NET Framework'ün en büyük özelliği birden fazla dilde uygulama geliştirme imkanı sunması. Yani siz isterseniz kodunuzu C#'da, isterseniz işte Visual Basic Net'te ya da farklı diller, 30'a yakın dil bu arada destekliyor şu anda .NET Framework'ü. Yani 30 tane farklı dilde uygulama geliştirebiliyorsunuz. Bunu da şu sağ taraftaki şu şekilde aslında epey bir anlayabiliyoruz. Şöyle ben size ufaktan anlatayım. Bütün dillerin compilerları var. Compilerlar bizim yazdığımız C# kodunu ya da Visual Basic .NET kodunu Common Language Infrastructure denilen bir kısma compile ediyor. Zaten .NET'in aslında bütün hikayesi bu ortak dil mimarisinde yatıyor. Bu infrastructure dediğimiz alanda da iki tane mekanizma var. Bir tanesi Common Intermediate Language, diğeri de CLR dediğimiz Common Language Runtime diye sistemler. Aslında şu şekilde sadece CLR dediğimiz kısım bütün işin pis tarafını, problemli taraflarını çözüyor. Şimdi CDR programlama yapmışsanız, ben C'yi çok fazla bilmiyorum. Bütün bellek işlemlerini siz kendiniz üretmeniz gerekiyor. İşte belli bir objeyi belirleyen ilgili adresine siz koyuyorsunuz. Oradan taşıyorsunuz onu başka yere, ya da siliyorsunuz, başka obje koyuyorsunuz. Bu uygulama büyüdükçe size çok büyük problem çıkartan bir durum. Tabii performansı çok iyi. Ama uygulama geliştirdiğiniz zaman size çok ciddi bir yük getiriyor. Modern dillerde garbage collector dediğimiz mekanizmalar var. Aslında garbage collector dediğimiz alet, o da kendi başına bir yazılım. Yani akıllı biri çıkmış demiş ki, yani sürekli belli tahsis et, oradan al, ver. Genellikle zaten Stack Overflow konu duymuşsunuzdur. O isim de oradan geliyor. İşte memory'deki taşmalar, onlar. Bunları bir şey yapalım, kontrol altına alalım. Yazılımcı değil de yazılımın kendisi bu mekanizma yönetsin. Bu mekanizmaya garbage collector diyoruz. Şu bellek yönetimi dediğimiz o. Bu şunu yapıyor. Siz bir obje yaratıyorsunuz kodunuzu yazarken. O obje belleğin bir tarafında duracak. Belleğin neresinde duracak? Siz onları hiç düşünmüyorsunuz. Garbage collector belleğin müsait yerine sizin yazdığınız objeyi oluşturuyor. Eğer obje artık kullanılmıyorsa garbage collector tekrar gelip o objeyi oradan siliyor. İstediğiniz yerde soru sorabilirsiniz. Çok hızlı gidiyorsam deyin yavaşlayayım ya da yavaş gidiyorsam deyin hızlanabilirim.
Yani ne kadar etkileşim kurarsak o kadar da güzel olur, onu da söyleyeyim. Garbage Collector tek başına araştırılması gereken bir konu. Epey bir makale de bulabilirsiniz, yazı da bulabilirsiniz bu konuyla alakalı. Şimdilik bu kadar bilmeniz bence yeterli sizin için. Tabii Garbage Collector'ın performansı bizim uygulamamızın total performansını çok etkiliyor. Çünkü dediğim gibi memoriyi yönetmek çoğu zaman problem. Bir de tabii şöyle bir durum var. Eskiden donanımlar çok nasıl söyleyeyim? İşte RAM azdı, CPU yavaştı. Şu andaki yerlesin arkadaşlar, böyle devam edeyim. Yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. C# geçmeden önce .NET Framework'ten bahsediyoruz biraz. Çünkü C# .NET'in üzerinde çalışan bir programlama dili. .NET'in en büyük özelliği de kabaca birden fazla dilde uygulama geliştirebiliyoruz. Ve geliştirdiğimiz uygulamalar .NET Framework'ün yüklü olduğu bütün konfigürasyonlarda, işletim sistemlerinde çalışıyor. Teorik olarak ama. Şu anda geleceğim ilerleyen konularda. Mehmet Ali gözümün içine bakıyor. Ortak tür sistemi diye bir maddemiz var. Bu da şu. Şimdi biz her ne kadar farklı dillerde uygulama geliştirsek de bazı ortak yapıların olması gerekiyor ki uygulama geliştirirken geliştiriciler işte C# yazanla .NET, işte Visual Basic, .NET yazan alt tarafta aynı kütüphaneleri kullanabilsin. Ya da işte bazı işte türler var. İşte string, byte, işte boolean gibi. Bunların hepsi ortak tür sistemi denilen bir yerde duruyor ve isteyen programcı hangi dilde yazarsa yazsın o türleri kullanabiliyor kendi projesinde. Kapsamlı bir sınıf kitaplığı dediği, aslında burada sınıf kitaplığı şu, library diyoruz normalde İngilizce'de. Sizin uygulamalarınızda kullanacağınız bazı şeyler var. Sürekli uğraşmamanız gereken, işte bir dosyaya yazma, dosyadan silme, dosya silmeyeden ne bileyim diğer işletim sistemi seviyesinde sizin uğraşmamanız gereken daha önceden insanların yaptığı, yazdığı, stabil çalışan bazı kütüphaneler var. Bunlar ise .NET zaten kendi içinde sunuyor. Yine aynı şekilde bütün dillerde o namespace'leri ya da neyse onlar artık projenize import edip kullanabiliyorsunuz. Geliştirme çerçeveleri ve teknolojileri. Çerçeve dediği burada framework aslında. .NET Framework üzerinde mobil uygulama geliştirebiliyorsunuz. Web uygulamaları geliştirebiliyorsunuz. İşte RESTful API'ler geliştirebiliyorsunuz. Ve birçok uygulamayı geliştirebiliyorsunuz. İlerleyen slaytlarda değineceğim. Şu anda işte Android ya da iOS için de uygulama geliştirmek için Microsoft'un çalışmaları var. Çünkü Visual Studio çok güçlü bir IDE ve çok performanslı çalışıyor. O yüzden bu gelişmeler bence iyi olacak. Yeri geldikçe değineceğim onlara zaten. Diller arası çalışabilirlik diye bir madde var. Bu da şunu sağlıyor. Dediğim gibi aynı takımda sonuçta örnek veriyorum 50 kişilik bir takım var. İşte kimi C# yazıyor, kimi Visual Basic Net yazıyor. Uygulamanın ilgili yerlerini bazen işte C# yazmak mantıklıyken bazen belki Visual Basic'te yazmak mantıklı olabilir. Bu diller aynı proje altında çok güzel bir şekilde çalışabiliyorlar. Çalışabiliyorlar çünkü gördüğünüz gibi şekiller bütün diller aslında Common Intermediate Language dediğimiz ara bir dile compile ediliyor. Bu arada şöyle bir şeyden bahsedeyim. Bu CLR dediğimiz mekanizma şunu yapıyor. Biz kodu derliyoruz, elimizde bir tane exe var. Exe o anda yani çalışmadığı durumda aslında makine diline çevrilmemiş oluyor. Biz uygulamaya işte çift tıkladığımız zaman uygulama o anda yani çalışması gereken kadar compile edilip makine diline belirlenen ilgili yerine tahsis ediliyor, oradan çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla .NET uygulamaları çalışma anında yani ilk çalışmadan sonraki çalışmalarda neredeyse C'de yazdığımız bir uygulamanın performansına yakın bir performansla çalışıyor.
Bu noktada da Java'dan bir tık olsun ayrılıyor. Zaten mimarileri de tamamen farklı. Sürüm uyumlu. Şimdi Microsoft'un biliyorsunuz sürekli update'leri meşhur. .NET tarafında da bu update'ler çoğu zaman geliyor işte. Versiyon yükseliyor, farklı programları fixliyorlar ya da farklı geliştirmeler oluyor. Siz mesela 3.5'da yazdığınız, .NET Framework 3.5 versiyonunda yazdığınız bir kod, işte 4'te, 4.5'da eğer çok majör bir istisna yoksa, buyurun, çok majör bir istisna yoksa orada da çalışıyor. Yan yana yürütme, ya aslında yan yana yürütmeyle çok bir sürüm desteği çok fazla şey değil. Önemli konular değil, onları böyle çok da böyle ezberi anlatır gibi anlatmak istemiyorum, onlara değmeyeceğim şu anda. Geçiyorum burayı. Sorusu olan var mı orayla ilgili? .NET ile ilgili? Bu Java'da hani Java 6, Java 7 sürü farklılıkları, mecbur eşitlik var ya. .NET'te o durum nasıl tanımladın? O durum şöyle, mesela 3.5'dan 4'e geçmek gibi soruyorsun. Evet. Durumun neyi soruyorsun? Yani şeydi, tam uyumluluğu var mı? Ya? Tam uyumluluğu var. Şu ana kadar dediğim gibi ben uzun zamandır geliştiriyorum .NET uygulamaları. Uyumla ilgili hiçbir problem yaşamadım. Bir ara bu hosting firmalarının kendi beceriksizlikleri yüzünden yönetemiyorlardı framework'leri diyelim. Microsoft onu da çözdü. Yani en gerizekalıların bile konfigür edebileceği hale getirdi. Zaten tabii şöyle bir durum yok. 4'te yazdığım kod 3.5'da çalışmıyor tabii. Geri doğru zor olur çünkü. Başka var mı? Yok. Konumuz C# programlama dili dedik. C# diye okunuyor. Bunu Wikipedia'dan aldım. Yani ben de bir gün ders çalışır gibi çalıştım, geldim açıkçası buraya. Çünkü günlük hayatta hiçbir zaman kod yazarken lan C# nedir, nasıl okunur, nasıl yazılır? Bunları çok fazla düşünmüyorsunuz. Bir kişi .NET platformunun, yani demin anlattığım platformun varsayılan dili C#. Microsoft bütün yatırımını C# diline yapıyor şu anda. O yüzden C# Microsoft tarafındaki şu anda en önemli konu. Orta seviyeli programlama dillerindendir. Bu şu demek, birkaç tane seviye var. İşte makineye yakın, aslında makine dediğimiz burada CPU oluyor. İşte makineye yakın, insana uzak. Makineyle insana aynı uzaklıkta olan diller. Bir de direkt insana yakın, makineye uzak diller diye ayrılmışlar. Bu arada ben alaylı bir geliştiriciyim. Endüstri Meslek Lisesi elektrik bölümünden mezun oldum. Askere gitmemek için çalışma ekonomisini bitirdim. Yaptığım işte çok fazla bir şey yok, alakası yok. O yüzden bazı şeyleri açık konuşmak gerekirse çok böyle derinlemesine ben de bilmiyorum. Çünkü eğitimi almadım. Ben sadece kod yazıyorum ve tasarlıyorum uygulamaları. Tamamen nesneye yönelik tasarlanmıştır C# gibi. Object Oriented, duydunuz mu daha önce? Duyduğunuzu varsayıyorum. Şimdi o konuya çok fazla girmek istemiyorum. Kendi içinde çok çok güzel bir konu aslında ama konumuz değil şu anda. Eğer başka bir zaman yine davet ederlerse arkadaşlar o object oriented üzerinde bir şeyler anlatmak isterim açıkçası. C# uygulamaları hafıza ve işlemci gereksinimleriyle tutumlu olmak üzere tasarlanmıştır. Bu çok önemli. Demin dediğim gibi biraz hızlı gidiyorum. Bu CLR dediğimiz şey, alet, yani şu, bizim yazdığımız kodu makine diline çeviren mekanizma şöyle bir güzellik yapıyor. Her konfigürasyonda, işte her işlemci için, her RAM kapasitesi için farklı şekilde uygulamamızı makine diline çeviriyor. Dolayısıyla elde edebileceğimiz konfigürasyonda maksimum verim alabiliyoruz. Şöyle söylersem daha belki kafanızda bir şeyler canlanır. Mesela İşte Intel diyor ki, ben diyor Core 2 mimarisinde bir işlemci yaptım, 30 tane komut set var içinde. İşte i7 işlemci yaptım diyor, içinde ekstradan 10 tane daha komut seti var. Siz eğer böyle bir mekanizma kullanıyorsanız, bunu yazan adamlar zaten epey akıllı adamlar. Onlar hep göz önünde bulundurup, eğer işlemcinin o kodu çalıştırırken daha performanslı çalıştırabilecek bir komutu varsa, komut seti varsa, ona göre makine diline çeviriyor ve maksimum verimlilik elde ediyorsunuz yazdığınız kodda. Bu bence çok önemli diye düşünüyorum. Var mı soru?
Şimdi .NET ekosisteminden biraz bahsedeyim. Burası biraz daha zevkli olabilir. Dikkatinizi çeker belki. Şimdi ekosistem adını niye seçtim onu söyleyeyim önce. Ekosistem havalı bir isim. Çünkü web browser'a bakıyorsunuz ekosistemden bahsediyorlar. Adam girişim anlatıyor, ekosistemden bahsediyor. Aslında ekosistem çok sevdiğim bir kelime, onu da itiraf edeyim yani. Ama başka da bir kelime bulamadım yazacak. Ekosistem şu, .NET ile ilgili ya da C# ile ilgili tüm uzaya biz ekosistem diyoruz. İçinde ne oluyor, ne bitiyor, nasıl geliştiriyoruz, bizi neler bekliyor. Şimdi Visual Studio'yu bilmeyen yoktur muhtemelen. Visual Studio, herkes tarafından da kabul ediliyor bu. Dünyanın en iyi idesi şu anda. Ben birçok platformda uygulama geliştirdim. İşte Eclipse kullandım, NetBeans kullandım Android için. Dünyanın en kötü idesiydi onlar. Yani onu kabul ediyorlar herhalde Java'cılar. Yani ben bu kadar kötü bir şey görmedim. Hatta az iyi olsaydılar onlar o dönemlerde, ben şu anda belki de Java yazıyorlar dedim, Scala yazıyorlar dedim. Nefret ettim yani, meslekten soğudum. Visual Studio gerçekten çok başarılı bir ide. Söylemeyi de unuttum arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir şey düşündüm gelmeden. Bir böyle sunum üzerinden anlatayım, sonra Visual Studio'yu açıp içeride C# neye benziyor onları böyle ufak ufak başlıklar halinde size anlatmak istiyorum. Şimdi Visual Studio bir ide. IDE dediğimiz şey bizim geliştirme yaptığımız ortamın adı. İşte text editörler var, işte Sublime Text var, Edit Plus var mesela, Atom var, son zamanlarda popüler. Bunlara biz text editör diyoruz. Aradaki en büyük fark şu, IDE'nin içerisinde yani major farklılıklar olarak söylüyorum. Bir tane debugger dediğimiz hata ayıklama mekanizması, işte IntelliSense dediğimiz işte noktaya basıyorsunuz da kodun tamamı geliyor ya, o mekanizma var. Geri kalan şey aslında text editör gibi zaten. Ekranda bakıyorsunuz, run diyorsunuz, proje çalışıyor. Tabii spesifik bir sürü şey var içeride, özellik var. Onları da yeri geldikçe söyleyeceğim. Visual Studio Code diye bir tane ürün çıkarttı Microsoft. Hatta bugünlerde Connect adında bir etkinliği var Microsoft'un. Orada da Visual Studio Code'u open source yaptığını açıkladı Microsoft. Microsoft şu anda elde avuçta ne varsa open source yapıyor. Kimine göre geç kalınmış bir şey, yatırım ya da hareket, aynen. Kimine göre zamanlaması maliler, benim gibi düşünülenin, yani benim için de çok fazla bir şey ifade etmiyor şu saatte. Çünkü para kazandığım noktada benim bir projenin open source olması ya da işte Visual Studio Code'un open source olması çok fazla açık konuşmak gerekirse umurumda olan bir konu değil. Ama artık Microsoft'u eleştirenler nereden eleştirecek onu bilmiyorum yani. Yani illa hiçbir şey bulunur. Open source önemli, ben open source'u kötülemiyorum. Aslında ben size şundan da bahsedeyim. Tam yeri değil belki ama. Şimdi okul sınavlarında kod yazıyorsunuz mesela, hobi için. Ya da belki freelance yazıyorsunuzdur ama işte işte evlendiniz, çoluğunuz, çocuğunuz var, bakmakla hükümlü olduğunuz insanlar var. O zaman o yazdığınız kodla şu anda yazdığınız kod arasında çok büyük farklılıklar oluyor. Dolayısıyla artık siz kod yazmaktan ziyade kodu nasıl paraya çevirebilirim, onun peşine düşüyorsunuz. Gerçek dünyada böyle oluyor yani bu iş. Hiçbir şeye fanatik olmayın. Bu şu demek, şimdi ben mesela .NET anlatıyorum burada. İşte ne ben .NET'in fanatiğiyim, ne siz Java'nın fanatiği olun. İşte en son bir tane İzmir'de VTK mıydı adı? Atölye 15'in üzerine bir sorun vardı. Elemanı biri çıktı oraya. PHP aşağı, PHP yukarı. Savunduğu şey de şu. Facebook PHP'yen yapılmış. Güzel. Facebook PHP'yen yapılmış olabilir. Sana ne kazandırıyor? Bana hiçbir şey kazandırmıyor. Yani ne kadar mantıklı bilmiyorum. Hiçbir şeyin fanatiği olmayın. Çok da durmak istemiyorum üstünde ama bunu bu zamanlarda kavrayın arkadaşlar. Yani bir firmaya gittiğiniz zaman adam size hangi dili biliyorsunuz diye sormuyor. Dil sadece bir araç. Her dilde uygulama geliştiriyor olmanız lazım. Zaten algoritma dediğimiz olayı ya da işte veri yapılarını ıvır zıvırı mantık çerçevesinde öğrenirseniz, bilirseniz geri kalan her şey basit bir sintakstan fazlası olmadığını görürsünüz. İşte Google'a yazıyorsunuz. Ben mesela 2 ay önce Swift
Swift işte iOS uygulaması geliştirmemiz gerekiyordu. Swift'i hiç bilmiyorum. Direkt Google'a yazmıştı. Swift for each yazıyorum. Bu kadar. Geliyor bir sürü sonuç. Yaz, test ediyorum şey. Çalışıyor alet. Temel şeyleri bildikten sonra dilin hiçbir önemi yok. Zaten hepiniz mühendissiniz burada. Böyle bir lüksünüzün de olmaması lazım. Aksi halde gerçek dünyada biraz işiniz zor olabilir. Tabii ki bir alanda yani uzmanlaşmak önemli bir konu. Ama her şeyden de bir tutam da olsa biliyor olmanız lazım. Bir kulağınızda şey olması lazım. Adı sanı neyse o. Visual Studio Code anlatıyordu. Visual Studio Code, Microsoft'un bütün platformlarda çalışan text editörü. Bu Atom'u duyan var mı? Web mi geliştiriyorsunuz Atom'da yoksa? Web. Yani. Atom, alt tarafta Electron adında bir tane şey var. Mekanizma var, onun üzerine kurulmuş bir text editör. Aslında Atom text editör mü, daha fazlası mı? O da tabii farklı bir konu. Ama diyelim ki text editör, Visual Studio Code da Electron üzerine yazılmış bir text editör. Zaten birebir neredeyse Sublime Text'e, Atom'a benziyor. Zaten hemen hemen artık işler 10 sene önceki gibi değil. Ufak tefek bazı şeyler standartlara oturdu diyebiliriz. Eskiden bu kadar şey yoktu, standart yoktu. Her şeyin UI farklıydı, kısa yolları farklıydı. Şu anda epey bir oturdu diyebiliriz bazı şeyler için. Visual Studio Code Linux'ta çalışıyor, Mac'te çalışıyor, Windows'ta çalışıyor. Tüm platformlarda C# yazabilmenize olanak sağlıyor. Tabi dilerseniz open source Sublime Text'in de şeyi var. C# yazabilmeniz için, geliştirebilmeniz için eklentisi var. Onu da kullanabilirsiniz. Paket yönetimi, şimdi bunu buraya şundan dolayı koydum. Biz geçen sene kodla diye bir etkinlik yaptık. İşte Python'ı anlattılar. Şöyle paket var, böyle paket var. Öbürü Ruby anlattı. Bilmem kaç tane şey var, paket var, o var, bu var. Ben de dedim ki, bizim de var, ben de koyayım. Bizim paket yöneticisinin adı Nuget. Şimdi paket yönetmek ilk başta şöyle bir şey geliyor insanlara. İşte install, atıyorum Twitter API yazarsın. Twitter'ın ilgili API'si varsa şeyde paket manager'da yüklenir. Ve ben bunu kullanırım. İlk baktığınız zaman doğru böyle ama paketlerde şöyle bir sıkıntı oluyor projeler büyüdüğü zaman. Paketler güncelleniyor. Paketlerin başka paketlerle bağımlılıkları var. Yani bu şu demek. Bağımlılıktan kastım ne? Mesela ben suya bağımlıyım şu anda, su içmem lazım. Su içemezsem daha konuşamayacağım çünkü tıkanacağım. Twitter API mesela diyor ki beni projene eklersen kardeşim ben peşten işte başka kütüphaneler de eklemek zorundayım projene. Kabul ediyor musun? Ne diyorum diyorum. Yüklüyor. Sonrasında ben update etmek istediğim zaman Twitter hem kendini update ediyor hem gidiyor diğer paketleri de update ediyor. Yandım ya. O yüzden paket yöneticisi önemli. Nuget'in birçok güzelliği var. İşte biz mesela siber uzay teknolojiler olarak bizim kendi paket depomuz var. Bizim kendi lokalde geliştirdiğimiz uygulamalar da, daha doğrusu DLL'ler ya da kütüphaneler neyse, onlar da Nuget'in içinde duruyor. Dolayısıyla takım içerisinde ben işte bizim projelerde kullandığımız bir uygulamada güncelleme yaptığım zaman herkese bildirim gidiyor. Herkes update dediği zaman projelerdeki bütün şeyler, paketler update ediliyor. Bu çok, şimdi şöyle bir sıkıntı var. Bazen problemi bilmek gerekir ki bu anlattığım mesela ne işinize yarıyor onu anlamanız için. Şimdi eskiden şöyleydi bu işler. Bir tane folder'ınız var projenizin içinde. Adı genelde işte lib koyardık biz. Lib diye bir folder var. İçine copy paste'le internetten indiriyorsunuz bir tane şey. Zip dosyası koyuyorsunuz. İşte referanslardan ekliyorsunuz. Yarın öbür gün adam güncellemiş oluyor, haberiniz olmuyor. Uygulamanızda bug oluyor, ondan haberiniz olmuyor. İşte o diğerler öbüründen çakışıyor, öbürü öbüründen çakışıyor. Bir sürü problem oluyor versiyon uyuşmazlığından dolayı. O yüzden o mesela .NET 4 ile ilgili sorduğun şey, Nuget mesela birçok şeyi çözüyor şu anda. Nuget'e epey yatırım yapıyor Microsoft. Özellikle bu open source tarafında Nuget'te çok majör değişiklikler yaptılar. Nuget paket yöneticisinin adı. Nuget'teki bütün paketler açık kaynak. Nuget'teki şöyle söyleyeyim, hemen hemen hepsi açık kaynak.
İçinde şeyler de var. İşte mesela Service Tech diye bir tane şey var. Firma diyelim ona. Namespace var. Onun altındaki bazı işte Redis mesela. Şimdi onu da söyleyeyim. Tamam, güzel bir soru. Şimdi yazılım öyle bir enteresan bir şey ki. Şimdi Nuget'te mesela biz güvendik bir tane şeye. Gerçek başımıza gelen olayı anlatayım. Bizim kup.com adında bir sosyal ağımız var. Onu biz .NET'te yazdık. Şimdi Redis kullanıyoruz biz. Ezelinden beri şeydi, cache için. Redis bu arada şey, NoSQL bir şey. Database denilebilir. Memory'de saklıyor bilgileri. Hızlı çalışıyor çok. Çok popüler bir alet. Bu dediklerimi de böyle satır satır not alırsanız mesela Redis diye gidip de sonra da Google'da sorarsanız bence çok sizin için iyi olur. Şimdi kullanıyoruz şeyi, aleti. Alet hata veriyor. Exception atıyor işte. 2000 request zarf tutup. Meğer adam şunu yapmış. Adam versiyon 1'den 2'ye çıkartmış şeyi. Sensör versiyonu. Tabi yazmış readme'sinin içine. Biz tabi görmedik onu. 2000 request'e kadar bedava. Sonrası paralı. Yani tam Microsoft kafası yani. Ama çok paranamıyorlar bunlar şu anda. Çünkü şey, adam bildiğin, şimdi anlatacağım açık kaynakta. Her naneyi zaten open source yaptı yani. Tutup da seninle uğraşmaz. Bir şey sorayım. Mesela bu, o zaman şöyle anlıyorum. Kapalı bir kütüphaneyle ben bu nugget şeyini koyabilirim. Peki burada sorumluluk kimde oluyor? Abi şimdi şöyle, o işleyişi çok iyi bilmiyorum. Nugget'i bir kere Microsoft'un kendisi yönetiyor muhtemelen. Tabii yani şey, official şey, alet. Tamam, diyelim ki ben bir şey yazdım, oraya girmek istiyorum. Oraya girerken tamam. Uymam gereken... Abi inan hiç bilmiyorum. Çünkü şundan bilmiyorum, niye bilmediğimi söyleyeyim. Şimdi paket yöneticisinde zaten %90 hazır şeyler var, alet edevat var. Eğer kendi şeyini kurmak istiyorsan paket yöneticini, şöyle söyleyeyim, kendi paket, yani Nuget'e mesela Nuget web yazıyorsun herhalde ya da web server falan. O da Nuget'in içinde var zaten. Kaldırıyorsun ayağı, kendi kodunu koyuyorsun altına abi, oradan devam ediyorsun. Yani şuna hiçbir zaman ihtiyaç duymuyorsun, normal. Yani ürün geliştirirken mesela, ben paylaşayım birinden falan, o kafada. İşte open source kafası biraz o kafa da. Şimdi bizde zaten şey kafası yok, open source kafası yok. Bunu kabul ediyoruz. Çünkü şey doğasında yok Doom Microsoft'un. Ben mesela yıllarca blog yazdım, hiç aklıma gelmedi ki yazdığım kodu GitHub'da paylaşayım mesela. Çünkü öyle bir felsefe yok, kültür yok bizde. Ama bundan sonra olacak diye tahmin ediyorum. Azure var. Azure önemli bir konu. Azure şu, Amazon'u duymuş olan var mı aramızda? Amazon kitap satıyor, bir de şey yapıyor, web hizmetleri veriyor diye, sunucu falan. Azure'da, Azure'u bilen var mı? Oldan hepsini biliyorsun. Şimdi Azure'da bir şey, Microsoft tarafındaki cloud servislerin bir arada durduğu platformun adı. Azure'un içinde bir sürü şey var, servis var. Bütün hani bulut bulut dedi ya şey bakan. O bulut bulut dedikleri bulut bulut Azure'un kendisi. Onun içinde işte data servisleri var, Internet of Things için servisler var. Machine Learning için servisler var. Birçok şey hazır. Visual Studio ile beraber zaten şey var, SDK'sı var Azure'un. Visual Studio'nun dışına çıkmadan bütün işte Azure'un içinde virtual, işte şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela bir tane bloğunuz var. Eskiden şöyleydi, bir 30 lira veriyorsun yıllık şeye, hosting firmasına. Adam sana bir tane Plesk ya da cPanel mi var, bir şeyler var. Bir panel veriyor size adam. Oradan kısıtlı bir dünyada bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Yani o adamın size verdiği paneldeki restart düğmesine basabiliyorsunuz, o kadar. Yani ekstra başka bir şey yapamıyorsunuz. Şimdi bulutta direkt hosting hizmeti gibi hizmetler de alabildiğiniz gibi sanal makineler de alabiliyorsunuz. Sanal makine bildiğimiz şey, lokalde kullandığımız makinenin aynısı. Adam size bir tane IP adresi veriyor. O IP adresinden işte uzaktan bilgisayarınıza bağlanıp aslında bütün işlerinizi orada yönetebiliyorsunuz. Şöyle bir farkla. Biraz hızlı geçiyorum. Eğer konuya hakim olan arkadaşlar varsa yani şey demesin, niye öyle geçiyorsun diye. Çünkü konu çok derin. Yani Azure'a ben mesela gelsem 1-2 gün anlatabilirim burada. O yüzden böyle hızlı geçip de şey, asıl odaktan... Siz kullanır mısınız burada? Şu anda kullanmıyoruz. Ama bizim geçerli sebeplerimiz var şu anda. Zor olmasın. Google'ın IP var, işte ne bileyim Facebook'un Path var ya da IBM'in Blue var. Hani aslında
lisans farkı nedir bunların yani? Şimdi bir kere işte Firebase dediğin şey, Abdullah Dağlı'nın anlattığı Firebase. Bir de Pars var. Ya şimdi onların her bir tanesi servis. Yani servis olarak düşün. Azure'un altında böyle bir sürü servis var zaten. İşte mobil uygulama geliştiriyorsunuz, bildirimleri, notifikasyonları yönetmek istiyorsunuz. İşte Google'ın GCM diye bir servisi var mesela. İşte Microsoft'un da adını unuttum, ona karşılık gelen bir servisi var. Zaten Microsoft biliyorsunuz boş durmayı çok fazla sevmiyor. Sürekli milletlere varsa topluyor şeyin altına. Ama iyi topluyor. Yani son zamanlarda ben demin arkadaşlar geldi buraya işte. Android'in geliştirme ortamı tam bir leş. Android Studio şeyin adı, aletin adı. Kendi içinde zaten tutarlı değil. Bir de orada uygulama geliştirmeniz gerekiyor. Adam ideye yatırım yapması gerekirken, benim tamamen kendi düşüncem, adam işte 6.0 Lollipop muydu neydi adı? Marshmallow diye versiyon atlatıyor. Ya kardeşim bir developer'ı bir rahatlat. Zaten kod yazamıyoruz sana. Bir de Marshmallow'unla uğraşacağız senin. Şunu da anlamıyorum. Şimdi Microsoft'ta kimse sevmiyor. Tamam, sevmiyor kimse. Ama mesela Visual Studio'da benzer bir problem olsa millet yakar yıkar ortalığı. İşte Google'da olduğu zaman, bugün baktığınız zaman, tekelin tilla olan Apple'a baktığınız zaman kimse sesini çıkarmıyor. Bu da tabii ayrı bir şey. Bir enteresan bir durum yani. Tamamen psikolojik olsa gerek. Merhaba. Şey mi anlatıyorum ya? Hardcore gidiyor biraz ama bu söylediklerimi şey yapamazsınız. Neden? Google'da falan çok zor bulursunuz yani. O yüzden yeri geldikçe bir tecrübelerimi aktarmak istiyorum size. Bu arada bunları söylerken şey yapmıyorum yani, sallamasyon değil. İşte Xcode'da ben son 2 ayda bir şeyler yapmaya çalışıyorum, bir projemiz var. Yani Xcode dediğim Swift'i geliştirdiğiniz IDE'nin adı, şey Apple tarafında. Zaten kafadan bir tane MacBook elde etmeniz lazım. Şu anda Mac'lerin fiyatları 4.000-5.000 liradan başlıyor. Orası bile ciddi bir sıkıntı. Sadece o değil abi, Xcode bütün geliştirme ortamı için gerekli ve mesela dün akşam patlamış benim Xcode, yeni versiyon gelmiş. Lisans kabul etmediğim için Git çalışmıyor. Çalışmaz, uyarabilir. Ya bak ya, şimdi arkadaşlar, şunu insan onu şunu anlıyorması lazım. Xcode dediğimiz uygulamada bir insan yazıyor, tamam mı? O yüzden hatalı olur ama bazı majör hatalar olmaması lazım. Mesela dediğim o versiyon atlama meselesi, biz Emre Efendi olduğunda işte Unicron'la ortak bir uygulama geliştiriyoruz. Ben Swift'i Xcode'u update ettim, o etmemiş. Onu da çalışmıyor, ben de çalışıyor mesela. Ha böyle bir durum olur mu? Olmaması lazım. Çünkü yazdığınız kodun bir kere tamamen IDE'den bağımsız olması lazım. Şimdi normalde Microsoft ya da C# şöyle eleştiriyorlar. Ya işte Visual Studio'ya ihtiyaç var. Biz işte şey kullanmak istemiyoruz IDE. IDE yükledim ve işte bilgisayarına bir sürü bir şey yükleniyor. Kardeşim şeyde Sublime Text'te geliştir ya da öbür tarafta geliştir. O şey sana kalmış ama yine başa döneceğim. Gerçek dünyada patronunuz size maaşı hızlı yaptığınız zaman veriyor. Yani sırf şov yapacaksınız diye Sublime Text'te C# yazmaya kalkarsanız günleriniz, aylarınız geçer. Adam diğer tarafta bir günde işi bitirir, teslim eder. Siz de hala da ben Sublime Text, Open Source, Zarsurt durup uğraşırsınız yani. Onu da belirtmem lazım. Dediğim gibi Azure'da bir sürü şey var, servis var. Bir dakika, bir şeye basayım bir. İşte Docker falan, onları çok fazla böyle girmeyeceğim. Ne oldu? İşte Azure özetle bulut. Kodunuzu publish ediyorsunuz, Visual Studio'nun içinden ya da dışından. Azure'un kendi RESTful API'leri var yine aynı şeyde olduğu gibi, Amazon'da olduğu gibi. İşte projeniz 100 bin hit mi aldı? Hemen bir tıklıyorsunuz, yan tarafa bir tane daha instance oluşuyor. O yük dağılıyor, hiç uğraşmıyorsunuz. Tabii kodu düzgün yazmanız lazım. Açık kaynak meselesi var. Microsoft... Azure'un diğer platformlar için desteği var mı? Azure, Linux, Node.js, hepsini destekliyor. İnternet için. Ne için? İnternet olduğu için. Tabii. Hani bir sürü. Diğerinde de SDK'lar falan var ya. Hı-hı. Ve sana şöyle söyleyeyim. Epey yatırım yapıyorlar o tarafa.
Docker için şeyleri var, ekipleri var. Hatta Ahmet Abbalkan var. Evet. O da şeyde çalışıyor, o ekipte çalışıyor. Yani adamlar çalışıyor. Aslında özetle şöyle, şu anlattıklarımın hepsi normal, standart insanlar bir şeyler geliştirebilsin diye, o ekosisteme katkıda bulunabilsin diye. Çünkü diğer türlü C'de yazmaya kalkarsanız tabii kullanacağınız yerler var, performans gerektiren ya da diğer dillerin yetmeyeceği, işte makine seviyesinde yapacağınız bir şey varsa onu tabii ki C'de ya da benzer bir dilde yazacaksınız ama modern dünyada bir web sayfasını mesela C'de yazmanın ya da başka bir dilde yazmanın çok fazla bir mantığı yok. Adamlar daha rahat biz nasıl kod yazabiliriz, daha rahat uygulamamızı nasıl deploy edebiliriz, daha rahat uygulamamızı biz nasıl dağıtabiliriz, bunun uğraşı içindeler ve bu adamlar akıllı adamlar zaten. Yani yaptıkları çoğu şey ihtiyaçtan doğmuş şeyler. Öyle. Açık kaynak. Aslında GitHub'la Microsoft'u şöyle yan yana 2 sene önce sorsanız millete çok şey olur yani. İroni mi yapıyorsun falan derler. Şu anda Microsoft'un yani hemen hemen işte ASP.NET, işte demin söylediğim GStudio Code, Framework'ün kendisi, hatta compiler'ın kendisi, şimdi bir kod adı var onun, unuttum kod adını. O compiler bile şey, compiler as a service diye yeni bir kavram getirmişler. Siz bulutta compile edebiliyorsunuz yazdığınız kodu. Haliyle açık kaynak tarafında Microsoft epey bir hızlı şey yaptı. Pozisyon aldı, konum aldı. Bir de şunu benim söylemem lazım. Şimdi Microsoft çok büyük bir firma. Büyüklüğünü şuradan anlayın. Adam yıllardır dünyanın en zengin adamı zaten. Demek ki para var işte. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Microsoft'un bu tip hamleleri yapması diğer firmalara nazaran çok daha zor. Çünkü Microsoft çok fazla yerde kullanılıyor. Microsoft'un nasıl söyleyeyim şey işletim sistemleri ayrı kullanılıyor. İşte bu işte Visual Studio olsun, diğer geliştirme araçları olsun. Onlar ayrı şekilde kullanılıyor. O yüzden çok rahat manevra yapamıyor Microsoft. Ama günün sonunda becerip open source dünyasına adım attılar ve insanların çok hoşuna gitti. Dediğim gibi pratikte bana şu anda hiçbir kârı yok. Bazen girip bakıyorum source kodlarına. Onun dışında da böyle hani şey gibi bu işte hani vardır ya işte, Ocak 1 yılın başı aranızda çalışanlar varsa mesela şirketlerde böyle bir geyik vardır. Geyik o çünkü. İşte yeni yıl çok farklı olacak. Lan ne farkı yok? Aynı 31'di. Yattın kalktın biri oldu. Bu da bizim için aslında öyle. Amaç tabii ki open source güzeldir. Aslında demek istediğimi siz anlıyorsunuz diye ben varsayıyorum. Kullanım alanlarından biraz bahsedeyim. Web uygulamaları geliştirebiliyoruz. Ben bundan yanılmıyorsam 5 sene önce falan MVC anlatmıştım burada. Abdullah Dağlı falan vardı. Bir sınıf gibi bir yerde anlatmıştım herhalde. İşte ASP.NET MVC diye bir şu anda Microsoft'un üzerinde durduğu işte WinNext diyor yeni adına. Web uygulamaları geliştirebildiğimiz bir ayrı bir framework'ü var. Yani .NET'in içinde çalışan başka bir şey. Framework web için. Burada modern uygulamalarda işimize yarayan çoğu şey framework tarafından bize sunuluyor zaten. MVC'yi not alabilirsiniz sorunu araştırmak için. Biliyorsunuzdur da zaten bilmeyenler için söylüyorum. Masaüstü uygulamalar zaten Visual Studio'nun en büyük gücü şeyden geliyor. Ben mesela DLR'a gidiyorum. İşte C# kitabı var mesela. Şeyin şu kadar kalınlığı var kitabın. Kitabın içine bakıyorum. Kitabın için yani konu ya da kitabın adı C#. Kitabın içinde her şey işte butona sağ tuş tıklıyoruz. Oradan işte source'una bilmem ne ekliyoruz. Data source'una şunu ekliyoruz. O şekilde ilerliyor. Çünkü Visual Studio hiç neredeyse kod görmeden uygulama geliştirebileceğiniz bir platform. Özellikle masaüstü uygulamalarda web'de bu çok mümkün değil doğası gereği ama masaüstü uygulamalarda çok hızlı şekilde masaüstü uygulamalar geliştirebiliyorsunuz. Evet, masaüstü uygulamalar güzeldir. Mobil uygulamalar, şimdi Windows Phone zaten Microsoft'un kendi şeyi, mobil işletim sistemi diyelim. Xamarin adında bir tane
alet yapmış adamlar. Bu şunu yapıyor. Siz C# koduyla Android ya da iOS uygulaması geliştirebiliyorsunuz. Yalnız bu geliştirdiğimiz uygulamalar native oluyor. Şey değil. Ne diyorlar ona? İşte içinde HTML gösteriyor ya. Melez değil yani. Bildiğimiz C# kodunu compiler bildiğimiz Android'de neyse, iOS'ta neyse pattern'la uygun. Pattern'den kastım şu. Zamer'in yanlış hatırlayabilirim. İlk çıktığında bildiğimiz şeydi. Nasıl söyleyeyim? Pattern vermiyor size. Şimdi dediğim gibi ben Android'de geliştiriyorum. İşte view'lar hazırladığınız XML olsun, class isimleri olsun, işte adaptörler, uğrar, zırhlar hep isimlendirmesiyle falan. Neredeyse Java'nın... Zaten Java ile C# aynı. Yani şuraya ben iki tane kod yazsam, aradaki farkı anlamak mümkün değil. Birebir aynısı çünkü. Sintaks dediğimiz o noktalı virgüller, isimlendirmeler falan neredeyse birebir aynı. Sen Java'yı mı kullanıyorsun Android'de? Yok, ben bildim. Native Java yazıyorum. Zamer'in, Zamer'ini şöyle söyleyeyim. Samsun'da bir abi var. Ondan biz konuştuk biraz. Fikir alışverişi yaptık. İşte biz C# iyi biliyoruz. Şeyden korkuyoruz Android'den. Kaça yazdırırız? Ben dedim ki yani 10 bin, 20 bin yazarlar herhalde. Adam dedi ki biz en iyisi Zamer'ine yönlendirelim. Gördüm uygulamayı, bildiğin şey. Emülatörü falan zıvırı gayet performanslı şey, uygulama geliştiriyor yani. Peki siz niye kullanmadınız da ayrı ayrı? Hemen söyleyeyim sana abi. Şimdi bizim kupu duyan var mı? Sosyal ağ. Ha, güzel, olsun. Tamam oğlum, bir şey demedim. Facebook'u duydunuz ama. Şimdi şey, biz bundan 3-4 sene önce kupa şey geliştireceğiz abi, mobil uygulama geliştireceğiz. Şeyden uğraşıyoruz, PhoneGap, Cordova falan. Ben oldum olası şey zaten fitilim abi, hazır aletini alıp kullanmaya. Ya baktık ki bizi çektikçe içine çekiyor ve istediğimiz native hissiyatını zaten alamıyoruz, bildiğin HTML. İlker abi dedi ki, İlker abi benim patronum, ona harcayacağımız zamanı Java'ya harcasak, yani orijinal geliştirme platformunu harcasak zaten biz bunu öğrenmiştik. Bir syntax aynısı. Nitekim öyle oldu abi. Hiç unutmuyorum. Ya Cuma günü ya Perşembe günü açtık şeyi Android'in dokümanlarını. İlker abi okudu sesli. O zaman Xamarin yoktu yani. Xamarin var. Bu şekilde stabil değil. Xamarin'e sonradan Microsoft epey bir katkıda bulundu abi. O yüzden çeki düzen verdiler aleti. Ve şey, bu ileride güzel olacak. Muhtemelen bu kullanılabilir bir şey. Şu an kullanan var mı böyle? Çok. Bilinen var. Var. Şey. Yalan olmasın, Trello sanırım burada yazılmış olabilir. Çok, %100 emin değilim ama. Çünkü altta yazıyor referanslarında şey. Tamam yazıyor. Bir ara yazıyordu. Hal öyle olunca şey maliyeti baktık ki, öğrenme maliyeti şeye daha uygun. Normal net geliştirmeye. Nitekim o yüzden girdik abi. iOS da aynısı oldu. Zaten Swift. Bu arada Swift dediğimiz o Apple'ın dili C# esinlenmiş bir dil. C# da şu anda 6.0'ı gündemde diyelim, gündemdeki versiyon. Orada da benim gördüğüm kadarıyla Swift'ten esinlenme var. Bunda hiç anormal bir durum yok. Yani şöyle bir eleştiriyi ben kabul edemiyorum. İşte .NET Java'nın aynısı mesela. Öyle bir şey yok. Bunu kabul etmiyorum ben. Oyun meselesi var. Şimdi dediğim gibi IDE çok güçlü olduğu için IDE gerçekten hayvani bir IDE. Bunu eğer kırarsanız, denerseniz daha iyi anlayacaksınız. Farklı IDE'lerde tecrübeniz varsa. Oyun geliştirebiliyorsunuz. İşte Unity'yi duymuşsunuzdur. Mobil uygulamalarda ilk başta çıkan şey logosu. Unity'de uygulama geliştirebiliyorsunuz. Unreal Engine var. Orada geliştirebiliyorsunuz. Farklı birçok şeyde engine olabilir bu. Platform olabilir, neyse onun adı. Uygulama geliştirebiliyorsunuz Visual Studio'nun içinde. Yani biz mesela Python yazdık Visual Studio'nun içinde. Bildiğim debugger çalışıyor yani. Bir sürü şey var. Desteklediği platform var Visual Studio'nun. Dolayısıyla oyun bile geliştirebiliyorsunuz. Tabii şöyle bir şey var. Mesela Xamarin de şeyi söylemedi. Xamarin'in kendisi şeyi de var. İDE'si de var. İsterseniz oradan da geliştirebilirsiniz. Visual Studio'nun içinden de geliştirebilirsiniz. Eklentiler bence çok önemli bir konu bu. Onu niye kalan yapmadıysam. Şimdi eklentiler şu, Visual Studio Visual Studio'nun eklentileri var. Yani bu kod yazarken işinizi kolaylaştıracak eklentiler. Bu eklentileri de
C# kullanarak Visual Studio'nun içinde geliştirebiliyorsunuz. Biz hep şöyle düşünüyoruz kod yazarken. Bir şeyi iki kere yapıyorsak üçüncüde kesin biz onu programını yazmaya çalışıyoruz. Çünkü onu otomatize etmeniz gerekiyor bir süre sonra. Aynı şeyleri işte kopyala, yapıştır, oradan oraya taşı, uğraş falan. İşler bitmiyor gerçek hayatta. O yüzden eklentiler çok önemli. En altta da kurumsal uygulamaları ekledim. Onu şundan dolayı ekledim. Genellikle bankalarda ya da büyük kurumlarda iki tane şey kullanılıyor. Ya Java kullanılıyor ya .NET kullanılıyor. Yani hiçbir bankada mesela Node.js kullanan banka olduğunu ben şu anda sanmıyorum. Core taraftan bahsediyorum. Yani web sayfasının ucunda bucağında kullanılabilir. Dolayısıyla iş alanı olarak baktığımız zaman .NET sadece eğer kariyer o tarafta ilerlemek isteyen varsa, yani bankada uygulama geliştirmek isteyen ya da işte Turkcell'de, Vodafone'da, büyük firmalarda sırf o yüzden yani bunu bilin diye buraya ekledim. Bu da böyle. Kullandığınız eklenti varsa onlardan bahsetsin. Şimdi dediğim gibi iki kısımdan oluşacak abi. Şimdi sunum bitsin. Ha, gösterecek. Visual Studio'yu açtığım zaman onlara ben zaten değineceğim. Eğer sıkılmazsanız, yani derseniz ki abi anlat bitsin, anlatır da bitirebilirim yani. Bu böyle. Şimdi bizim İlker abi benim patronum demiştim. Eskiden şeyler zordu, az şey vardı. Şimdi şeyler kolay ama çok şey var. Sözünü biraz anlatmak istiyorum. Belki de bence tüm sunumumuz önüne geçecek bilgiler olabilir bu bilgiler. Bu şu demek. Şimdi biz mesela eskiden, işte 15 sene önce mesela, klasik ASP vardı. Bir de PHP vardı zaten. İki tane bir şey vardı. Ama şöyle söyleyeyim, kaynak olmadığı için bir takılıyordunuz mesela. Benim bir Samanpost maceram var ASP'de. İşte dediğim gibi epey bir zaman önce. Da internette doküman yok. Bankanın kendisinin dokümanı yok. Bankaya zaten ulaşmanız söz konusu değil. Onlar çok farklı kafada şeyler. Kendi içerisinde yapılar. Yahu deneme yanılmayla kod yazıyorsunuz. PHP'de de muhtemelen aynı problemi yaşayan bir sürü insan vardır. Kaynak problemi. Günümüze geldiğimiz zaman ben şöyle söylüyorum. Ya diyorum, işi yeni öğreneceklere diyorum. Ya hem üzülüyorum, hem çok avantajlar, hem çok dezavantajlar. Avantaj şurada. Şu anlattıklarımın hepsini Google'a yazsanız, hepsinin karşılığını Google'da böyle 1-2 saniye içinde bulmanız mümkün. Ama aratmanız gereken bir sürü şey var. Yani hangi gün yazacağım Google'a? Yani işte CLR dediğim aleti mi yazacağım, işte garbage collector'ı mı yazacağım ya da ne bileyim, Visual Studio'nun eklentisini mi yazacağım? Dolayısıyla çok fazla şey var. Yani fokusunuzu sevdiğiniz tarafa yönetmeniz gerekiyor. Aksi halde bir tutan birinden alayım derseniz günün sonunda problem yaşarsınız diye düşünüyorum. Bunu da sizden bu şekilde paylaşmak istedim. Geçiyorum. Bu kadar anlatacaklarım. Eğer varsa soracağınız bir soru. Ben aslında web uygulamaları da geliştiriyorum. Yani sadece şimdi hep C# diye C# bahsettim. İşte HTML, işte CSS, LS, JavaScript, yani o taraflardan da eğer varsa merak ettikleriniz yapmak isterim. Bu kadar. Şimdi dediğim gibi hava sıcak. Gitmek isteyen varsa gidebilir. Ya da biraz ara verelim. Visual Studio'yu açayım. Devam edelim. Siz nasıl isterseniz benim için hiç fark etmez. Abi bırak de bırakalım yani. Benim için dediğim gibi çok problem değil. Görelim ya. Bir demo bir şey görelim. Sen gel. Tamam, o zaman bakalım. 5 dakika ara verelim. Bakalım anlattığın gibi. Bakayım bir şey daha. Bakalım başla. Su var arkadaşlar. Tekrar belirteyim de. Su senden alabilirler. Şuraya koyayım. Şimdi Visual Studio'yu açacağım. İzni mi çağıracaksın diye. Şimdi biz henüz 2015'e geçmedik. Visual Studio 2013'te çalışıyoruz. Zaten anlatacağım konularda da çok fazla bir şey yok. Arada farklılık yok. Visual Studio böyle bir şey. Ortam birkaç işte. Tam biraz kişiselleştirdiğim için normalde şu orta bölümde
.NET ile ilgili haberler, uğurlar zıvurlar giriyor, onlarla işimiz yok. Ben direkt bir tane yeni proje oluşturup C# böyle neye benzediğini size anlatmaya çalışacağım. Şimdi hemen şunları göstereyim size. Visual Studio bize birçok template sunuyor. Template'ler işte gördüğünüz gibi işte C# başlığı altında C++ yazabiliyorsunuz. İşte F#, işte JavaScript, TypeScript. Abi şu. Şuradan mı? Orada korkarım ya. Hangisidir abi? Oh, yeter abi. Tamam, ses gitti. Kapanmış. Tamam, karanlık da. Daha yararlı. Tamam, bunu kapatalım. Sıra atmış ya. Şimdi başta da söyledim ya, .NET'in üzerinde birçok dilde geliştirme yapabiliyorsunuz. İşte C#, C++ ya da F# ya da siz buraya template yükleyebiliyorsunuz. Hatta bu online kısmında yani bir sürü şey var. Hazır şablon var. Hazır şablon bilmeyenler için söyleyeyim ki ne yapayım diye. Hazır şablon aslında bize ilk anda Hello World diyoruz ya, o uygulamayı açan şey, şablon, template. Burada gördüğünüz gibi bir sürü şey var. Farklı platformlar için işte Windows Phone, ne bileyim, SharpGL. Hepsi için şey var, template bulunuyor. Default olarak eğer kurmuşsanız bunlar geliyor. Bu arada TypeScript'i duyan var mı? TypeScript şey, CafeScript'i duyan var mı? TypeScript şey, CafeScript'in karşısına Microsoft'un Object Oriented JavaScript yazmanıza yani genel tanımıyla beraber olanak sağlayan bir şey, araç diyelim. Ben bu tip araçları sevmiyorum şundan dolayı. Ben zaten JavaScript biliyorum. JavaScript yazabilmek için başka bir dil öğrenmem gerekiyor. Onu da görünce dedim hatırlatayım ama bunu not alın. Microsoft AngularJS'i duymuşsunuzdur. Sürekli sormak istemiyorum da. AngularJS 2.0 ile beraber TypeScript üzerinde geliştiriliyor bildiğim kadarıyla Microsoft'la ortak. O yüzden Microsoft TypeScript tarafına da birazcık şey yapıyor, önem veriyor. Çünkü modern web uygulamalarında frontend dediğimiz o ön taraftaki HTML, JavaScript falan başlı başına bir iş dalı oldu, sektör oldu. O yüzden böyle gelişmeler bu ara çok fazla oluyor. C# altında da gördüğünüz gibi işte MySQL, Cloud, ne bileyim bütün şeyler geliyor, diğer ilgili template'ler. İşte desktop'u seçiyorum, işte konsol uygulamasını seçiyorum. Direkt konsol uygulamasını seçeyim. Alt tarafta uygulamamıza bir tane isim vermemiz isteniyor bizden. Bunlar zaten hep bütün şeyler de aynıdır. IDE'lerde ya da benzer uygulamalarda. İşte konsol app diye anlamına direkt mesela. Şuna da 2 diyeyim. Üstteki uygulamanın adı, alttaki uygulamanın oluşturulacağı lokasyon disk üzerinde. En altta da solution name diye bir şey var. Bunu birazdan söyleyeceğim ne olduğunu. İşte source control istiyorsanız işte tıklıyorsunuz. İstediğiniz source control'e muhtemelen ekliyordur. Biz source control için source control dediğim GitHub var, Bitbucket var. Versiyon kontrol sistemleri. Orada not alabilirsiniz. Şimdi bir tane proje oluşturuyor. Yavaş oluşturuyormuş. Bu C# bir versiyon kontrol sistemi var ya. Team Foundation Uzar Surt. Tam unuttum adını. Microsoft. Microsoft'un o tip aletleri kullanmıyoruz. Çünkü evrensel olarak GitHub var mesela. Biz Bitbucket kullanıyoruz ama 3 aşağı 5 yukarı şeyler. Aynı işi gören servisler. Bitbucket'ta Git mi kullanıyorsun, Mercury? Bitbucket'ta Mercury kullanıyoruz abi. Git kullanmıyoruz. Şimdi niye kullanmıyoruz? Anlatırım ben sana. Şeyden, UI'dan çözüyoruz ya. Tamam. Şimdi sunumda da vardı zaten. Şurayı şöyle biraz daraltayım. Şunu şöyle parça parça anlatayım. Ya da şöyle anlatayım. Şimdi şu Solution Explorer dediğimiz yer, şu kısım, bizim ağaç şeklinde projemizdeki dosyaları gördüğümüz kısım.
Ama burası en üstte, demiştim ya proje oluştuktan sonra anlatacağım diye. En üstte solution diye bir tane kavram var. Her şey solution'ın altında duruyor. Solution şu, bir solution'ın altında birden fazla projeyi barındırabiliyorsunuz. Dolayısıyla aynı proje içinde farklı takımlar çok nasıl söyleyeyim, kimse kimsenin ayağına basmadan uygulama geliştirebiliyor. Ama Solution Explorer aslında şey, bizim dosyalarımızı gördüğünüz bu şekilde, ağaç şeklinde gördüğünüz, şöyle açayım referansları falan. Hatta şey diye göstereyim size hemen, sağ tuş tıklayayım. Yani bildiğimiz, şurada baktığımızda gördüğümüz ne varsa diğer tarafta da aynıları var ama tabii oraya işte search yapabiliyoruz yukarıdan ya da farklı aksiyonları yapmamız olanak sağlıyor. Team Explorer dediğimiz şey, Mehmet Ali'nin söylediği ortak uygulama geliştirme için bir araç. Ben şu ana kadar hiç kullanmadım burayı ama kullanan işte kurumsal firmalar genelde tercih ediyor. Bankalar falan hep bunu kullanıyorlar benim bildiğim. Çünkü şundan kullanıyorlar. Hiçbir şey dışarı vermek istemiyorlar. Kendi sunucusunu kuruyor ortaya. Bütün her trafik onun üzerinden akıyor. İşte Class View var. Bunlara çok fazla değinmeyeceğim açıkçası. Visual Studio'da şöyle bir güzellik var. Hiç... Bir dakika... Server Explorer diye bir şey var. Bu bence çok güzel bir alet. Bu şunu yapıyor. Şunları biraz büyüteyim. Aslında Microsoft'un sevilmeyen taraflarından bir tanesi bu. Ama şu anda dünya bu tarafa gidiyor. Şundan dolayı bu tarafa gidiyor. Tek bir yerden, işte eğer uygulamanız Azure'daysa ve bir mobil servisiniz varsa bağlanıp oradan ilgili konfigürasyonu indirip, bindirip, yani tersi indirebiliyorsunuz da push de edebiliyorsunuz. Bütün o sistemi yönetebildiğiniz bir şey, bölüm. Burada aynı zamanda işte makinenizin içindeki işte varsa MySQL, varsa MSSQL, varsa diğer veri tabanlarının içine de buradan direkt ulaşıp datanın içindeki işte dataya bakabiliyorsunuz, silebiliyorsunuz. Bütün her şeyi manage edebiliyorsunuz buradan. Bu size şunu sağlıyor. Visual Studio'yu hiçbir zaman kapatmıyorsunuz. Sürekli Visual Studio'nun içindesiniz. Yani tam development geliştirme ortamı. Bütün işlerinizi buradan çok rahat bir şekilde halledebiliyorsunuz. Burası Windows şey, Visual Studio 2015'te epey bir değişmiş benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü Azure'la artık %100 uyum içinde çalışıyor buralar. Bunu da kapatıyorum. Solution Explorer'da anlattım. Aslında C# dediğimiz şey, şunları şöyle kaldırayım da. Bu kadar aslında. Yani bir tane namespace'imiz var. Hemen altında class'ımız var. Hemen altında bir tane static metodumuz var. Bunları ufak ufak anlatayım. Namespace dediğimiz şey şu. Şimdi diyelim ki Trabzon'da yaşıyorum ben. Evimin telefon numarası 325 1515. Şimdi İstanbul'da da bir adamın telefon numarası 325 1515 olabilir. Bunları bir şekilde kafadan ayırmamız gerekiyor. Nereden ayırıyoruz? Alan koduyla mesela. 212'den başlayıp 1515'i çevirirse İstanbul'a yönlendiriyor bizi router. 462'den zaten biz burada olduğumuz için default'u ekliyor başına. Buraya yönleniyoruz. Namespace aslında bu işi yapıyor. Bildiğimiz şey, folder ismi gibi düşünülebilir. Yazdığımız kodların başka kodlarla çakışmaması için yani kodlar ne? Şöyle. Mesela ben şuraya bir tane class oluşturduğumu varsayalım. Deneme diyelim adına. Şimdi deneme diye başka bir geliştirici bir isim kullanmış olabilir. Eğer namespace gibi birbirinden izole edecek bir mekanizma bulunmazsa bunlar çakışır ve bu hoş bir durum olmaz. Birçok programlama dilinde namespace, Java'da da namespace mi? Evet. Java'da package. Ama böyle koda baktığınız zaman hemen diyorsunuz ki zaten namespace bu. Namespace'in Türkçe karşılığını bulamadım. İşte isim uzayı diyen var, isim alanı diyen var. Ama namespace yani, onu Türkçeleştirecek bir tarafı yok. Şimdi namespace'leri şöyle geri alınmaz. Şimdi namespace'leri şu yukarıda using keyword ile beraber işte bir dakika şunu da açayım.
Şimdi referans demek şu demek. Şimdi bilgisayarımızda biz .NET framework'ünü yüklediğimiz zaman program ekle kaldıra mesela bakarsanız 1000 tane bir şey yükler. Yani ben mesela onları hiç becerikle kaldırmada kaldıramadım. Çünkü hepsi birbirine bağlı. En ufak bir problemde tüm şeyde problem oluyor yapıda. Bu problemi de çözdüler. 15 MB'lık bir tane şey geliyor. Core CLR dediğimiz sadece compile için. Bu Docker. Şimdi konu yine karışacak. Şimdi Docker diye bir mekanizma var. Komple Docker'ın içine bütün paketi koyuyorsunuz. Herhangi bir sunucuya gönderiyorsunuz. Yani sunucuda yok .NET varmış, yok CLR varmış. Hiçbir şey düşünmüyorsunuz da. O taraf dediğim gibi Microsoft tarafından epey bir geliştiriliyor. Referansların içerisinde aslında o program ekle kaldırda gördüğümüz işte Data Connection Provider falan filan 50 bin tane sonra uzun. Onların diğerlerini referansların içinden görebiliyorsunuz. Yani projenize dahil ediyorsunuz. Daha sonra using ibaresiyle projenize dahil edebiliyorsunuz. Projenizin içine. Şöyle bir örnek vereyim hemen. Daha iyi anlaşılabilir olması açısından. Mesela işte ben buraya mesela file yazsam sistem I.O. gerekiyormuş onun için. Bizim ReSharper adında kullandığımız bir tane extension var. Biraz sonra değineceğim ona. O otomatik olarak file class'ının, bu aslında bir class ve bu class ta şeyin içerisinde, core'un içerisinde olması lazım ya da belki de sistemin içerisindedir. Onu çağırdığım zaman direkt yukarıya zaten system.io'yu otomatik olarak ekliyor. Tabi dilersek bunu şu şekilde de yazabiliriz. Şu şekilde de yazabiliyoruz. Bu şu demek, sistem adında bir tane namespace var. Aynen console app gibi. Onun altında I.O. diye belki bir namespace var ya da başka bir class var, neyse o. Onun içinde de file diye bir tane şey var. Method, class, çok umurumda değil açıkçası. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Dışarıdaki kütüphaneleri ya da projemize dahil ettiğimiz kütüphaneleri. Dediğim gibi varsayılan olarak elinizin altında ne olması gerekiyorsa Microsoft zaten bu tabletin altında size veriyor. İşte mesela şu sistem data dediğimiz veri tabanlarıyla haberleşen provider. Dünkü etkinlikte sanırım ya da ondan önceki günkü etkinlikte open source yaptıklarını açıkladılar. Bu ne demek aslında? İlk bakışta bir şey demek değil ama sonradan şöyle bir anlam yüklenebilir. İşte sistem datanın altına işte MySQL gelir, Mongo gelir. Hepsi gelebilir. O yüzden önemli bir gelişme. Ve tabii bunu bütün platformlarda kullanabiliyorsunuz. En önemlisi o. Namespace böyle bir şey. Başta söylediğim gibi konu birazcık şey, karışık gibi. Aslında hiç de karışık değil. Bir C# uygulaması şundan hariç şurada iki tane if var, iki tane de for var. Döngü. Geri kalan tamamen size kalıyor. Hemen altında namespace'in class adında bir tane tanım var. Class dediğimiz şey bizim yazacağımız uygulama için işte özellikleri üstünde taşıyan, metotlar üstünde taşıyan yapılar. Başta garbage collector diye yani bahsettim ya bir mekanizmadan gidiyor, objeyi işte memory'e yazıyor, sonra kullanılmıyorsa siliyor falan. O yazılan şey aslında şu program objesi. Bir de şurada şundan bahsedeyim. Şimdi syntax'tan biraz bahsedeyim. Şimdi mesela Go'da, Swift'te noktalı virgüller ya da şu curly brace dediğimiz şu şeyler, süslü parantezler yok ya da Swift'te isteğe bağlı kullanabiliyorsunuz ya da kullanmıyorsunuz. Normalde şunu diyorlar, o şekilde yazdığınız zaman daha normal düz dil bilgisi kurallarına uygun gözüküyor ve okuması kolay oluyor diye. Bende de aksi bir durum oluşturuyor. Ben mesela curly brace falan çok seviyorum çünkü ilk bakışta ya da alışkanlık öyledir. Neyin nerede olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabiliyorum. Şu curly brace'lerin arasına biz şu kısma yani scope diyoruz. Yani mesela şurada başlamış scope, burada bitmiş. Class'ın scope'u burada başlamış, burada bitmiş. Scope'lar aslında şey, uygulama için de işte class'ları birbirinden nasıl söyleyeyim? Nasıl anlatayım? Yani şöyle söyleyeyim, iki tane mesela şuraya class koyalım. Bir tane class koyayım. İşte my class olsun adı. My class scope'un içerisinden bu programın içerisindeki main metoduna
ulaşamıyoruz. Çünkü tamamen farklı iki obje ve ikisinin de kendi içinde farklı scope'ları var. Kullanmak için işte yeni bir instance oluşturuyoruz. Oralara çok fazla değmeyeceğim. Scope o şekilde. Hemen altta bir tane void tipinde metodumuz var. Zaten şöyle söyleyeyim bir dakika. Şurada ben bunları paylaşacağım sizden zaten. Metotlar geriye objede döndürebilir. Hiçbir şey döndürmez. Kendi içinde de çalıştırabilir ilgili kodları. Şuraya hemen bir tane klasik şey yazalım. Merhaba. Ne yazayım? Millet yazayım. Bir tane şey yazalım da tutmamasın. Uzun zamandır yazamadığım için. Ne yazıyorduk? Readline mi yazıyorduk? F5'e basıyorum. Kodumuz çalıştı bu şekilde. Aslında bu yani. Baktığınızda. Fazlası yok. Şimdi hemen şuna bir bakalım. Şunu kapatıyorum ben X'den. Solution Explorer'a gidiyorum. İşte file sisteme gideceğim şimdi. Container. Bin'in altında debug, oralara girmeyeceğim çok. İşte gördüğünüz app.exe uygulamam benim şeyde. Oraya yaratılmış bir şekilde. Bahsetmiştim ya. Bunu ben kapattığım zaman şöyle kapatayım. Şu anda şunun exe'nin içindeki kodlar MSIL denilen bir ara dilde duruyor. Yani şu anda çalıştırılabilir değil. Biz ona çift tıkladığımız anda o CLR denilen alet, yani aslında tamamı işin, bu kodları derliyor ve makine diline çeviriyor. Ama sadece o an size lazım olan kısmını. Dolayısıyla eğer şimdi şöyle durumlar var. Belleğiniz eğer azsa farklı bir stratejiyle makine diline döndürüyor. Belleğiniz fazlaysa, geniş alan varsa uygulamanın komplesini bile şey yapabiliyor. Makine diline çevirip memory'i yazabiliyor. Dolayısıyla çok hızlı çalışıyor uygulamalar. Biz onu kontrol edemiyor muyuz? Neyine? Ya işte belleğin tam mesela ben şu kısmı performans açmak istedim ama sürekli bellekte dursun. Keşke mi? Ha şey seviyesinde diyorsun sen. Muhtemelen yapıyoruz. Hiç uğraşmadım o işlerle. Uygulamamızın çıktısı bu şekilde. İşte IntelliSense dediğimiz olay zaten şey, şu noktaya basıyorum ya, benim bu konsol objesi üzerinde tanımlanmış bütün özellikleri noktaya bastıktan sonra görmemi sağlıyor IntelliSense. Bunu şu anda işte Sublime Text'te de yapabiliyorsunuz, hepsini yapabiliyorsunuz. Ama bence şu anda en önemli konu debug meselesi. Debug ne demek? Uygulamada bir problem var. Geçen sene Kodlu'ya kaç kişi geldi? Güzel. Şimdi Kodlu'da çıktı arkadaşım, bir tanesi dedi ki debug dedi gerek yok. Ya içimde düşünüyorum lan arkadaş, bir şey desen olmaz, demesen olmaz. Ya diyorum debug nasıl gerekiyor? Yani debug dediğim hata ayıklamak. Yani bir hata olmuş, o hatayı ayıklamanız lazım. O gün de sonra dedim ki arkadaş, ben nerede bir şey anlatsam bu debug konusuna değineceğim. Çünkü yanlış mı düşünüyorsun? Debug çok önemli bir konu. Adını hatırlamıyorum. Yok yok, bence istemez öyle bir şey. Oğlum ne troll adamsın ya. Şimdi debug şu işi yapıyor. Şimdi uygulamada bir problem oldu. Çözemiyoruz yani sonuçta gerçek hayattaki kodlar böyle, 2 satır, 3 satır böyle değil. Bir sürü içeride şantiye var bildiğiniz. Çalışıyor hepsi bir arada. Uygulamayı istediğiniz bir state'de durdurabilir. Call state'e de çalıştırayım. Hatta 10 saniye verin bana. Bir dakika. Şöyle bir ufak bir şey yapayım. Bir döngü yaz içinde değişken. Değer değil. Ayıptır söylemesi,
Son zamanlarda Mac kullanıyorum. Bütün tuş kombinasyonları şey oldu yani. Anasını satayım ya. O bile başlı başlı. Neyse anlatayım. Şey gidirdin ama. Normalde şu konuda iddialıyız. Çok hızlı kod yazabiliyorum ben. De şu anda yazamıyorum diye. Mac'in kısa yollarıyla ilgili bir... CMD olay değil mi? Ya abi niye değiştirmiştir onu ben anlamıyorum ki. Abi gel bir şık gözüksün. Şurada durduruyorum debugger'ı. Ha buraya yüklemedim. Şimdi debugger şunu yapıyor. Ben debugger'a dedim ki, kardeşim şuraya geldiği zaman kod yukarıdan aşağıya işleniyor, tamam mı, yazdığımız kodlar. Şuraya geldiği zaman dur dedim, şu iğnenin içinde ne var? Onu bir göster bakayım, o parametre hatalı. İğnenin üstüne geldiğim zaman i1 gelmiş. Hemen şuraya geliyorum mesela. i1 gelmiş. Tekrar F10 kısa yoluyla bir tur attırıyorum for'un içinde. Bak gördüğünüz gibi burada debug sadece koddaki problemi çözmek için değil, uygulamanın nasıl çalıştığını da görmek için bir yöntem. F10'a basıyorum tekrar. Tekrar içeri geldi. Bu sefer i kaç olmuş? 2 olmuş. Tamam diyorum. İşte tekrar döndürüyorum. Gördüğünüz gibi. Debugger böyle bir şey. Çok fazla üstüne durmayacağım şimdilik. Alt tarafta callstack diye bir yer var. Aslında o kodu o yüzden yazmak istiyordum. Callstack şu. Bir font, bir class, başka bir class'ı çağırıyor olabilir. Başka bir alttan başka bir şey onu etkiliyor olabilir. O hiyerarşinin hepsini callstack tarafından görüntüleyebiliyorsunuz ve şunu diyorsunuz. Mesela bu çok olur. İşte recursive olmuştur. Yani sonsuz bir döngü olmuştur. Siz kodu yazarken onu fark edemeyebilirsiniz. Dediğim gibi hata yapılabilir. Ama bunu bir türlü şey yapamıyorsunuz. Nerede olmuş bu diye. Hemen callstack zaten bunu zaten diye size şey yapabiliyor. Bir bakışta gösterebiliyor. Yaptın onu görelim. Ya bir tane mesela fonksiyon olsun. Sürekli çağır aynı fonksiyonu. Döngünün içinde. Gerçi yazamıyorsun ama. Ya abi tamam, sunu da yazamıyorsun. Tamam boş ver tamam. Ben görsünler. Çok heyecanlıyım. İlk sunumum. Debugger böyle bir şey. Debugger'ı en azından böyle bir şeyin varlığından haberdar olun. Bu sizin hayatınızı kolaylaştıracak en önemli şey. Fonksiyon diyelim. Bir de şey demiştim bana. Remote'da da yapabiliyoruz. Abi aynen. Şimdi size çok fantastik bir hikaye anlatayım. Bizim bir tane uygulamamız var. Şimdi şöyle, uygulama şey, SaaS dediğimiz, remote'da çalışan bir servis. Nasıl ki işte WordPress'te mesela yazıyorsunuz, Abdullah Uğraşkan size abdullah.wordpress.com diye bir tane şey açıyor. Uygulama açıyor kendi içerisinde. Bizim de öyle bir uygulamamız var. Uygulamayı İşte müşterilerimiz var, müşterilerimiz kullanıyor ve epey de kullanılıyor. Uygulamada bir sıkıntı var, lokalde şey... Çalışıyor. Klasiktir zaten, lokalde çalışır. Remote'daki datayı alıyorum lokale, bakıyorum. Hiçbir normallik yok. Problem de şey, CPU %100'e çıkıyor. %100'e çıktığı zaman zaten her şey iniyor aşağıya. Problemi bir türlü çözemiyoruz. Şimdi problem çözmek zaten başlı başına bir hikaye. Şöyle söyleyeyim. Problemi çözmek çok basit. Ama problemi oluşturuyor olmanız lazım. Problemin ne olduğunu anlayamadığınız için de problemi çözemiyorsunuz. Ya en son biz şöyle çözdük problemi. Uygulama, şimdi ben kolluyorum. Her zaman olmuyor. Yani sürekli şey, yani şöyle bir durum yok. Sitede 1000 kişi varken problem yok. Sitede 1 kişi varken de problem olabiliyor. Sitede 0 kişi varken de durup dururken proses çıldırıyor. Hani şey var ya, kafasının üstünde CPU dönüyor. Son zamanlarda meşhur. O duruma geliyor. Neyse biz şöyle yaptık. O an IIS'i %100'e vurduğu anda dump'ını alıyoruz şeyi. Çok zahmetli bir iş. Uygulama çalışıyor, telefonlar susmuyor, millet sürekli erişemiyorum, işte çocuğumun bilgisini göremiyorum falan. En sonunda dump'ını aldık. Uzatmayayım lafı çok fazla, gidiyor millet çünkü. dump'ını aldık, çözdük bir şekilde problemi. Ama canımız çıktı, yani 1-2 hafta uğraşmışızdır onunla. Şu anda Azure'da şöyle bir özellik var. Şimdi remote'da çalışan uygulamanın içine debugger'ı attach edemiyorsunuz. Yani şu yaptığım hareketi, şuraya breakpoint koyuyor ya, breakpoint kırmızı şey. Uygulama çalışıyor, ben bunu koyamıyorum şeye. Lokalinde tamam koyabiliyorum ama sunucunun içine Visual Studio koyup
bu hareketi yapmam lazım. Bunlar çok zahmetli işler. Pahalı işler yani zaman açısından. Azure'da şöyle bir şey var. Biz diyelim ki uygulamamızı Azure'da çalıştırıyoruz. Şu ekrandan abi solution değil. Kapattım onu. Server Explorer. Şu Azure, yani şunların bir tanesi de ben hiç uygulamada bunu kullanmadım. Prosesi şurada görebiliyorsunuz sol tarafta. Diyorsunuz ki oraya geldiğiniz zaman ben lokaldeyim. Burayı kavramanız lazım. Ben lokaldeyim, kod lokalimde. Çalışan kod remote'da, herhangi bir server'ın içerisinde işte Azure'daki bir makinenin içinde. Oraya ben breakpoint koyup remote'daki kodu debug edebiliyorum. Muazzam bir şey, fayda bu. Zaman olarak inanılmaz şey kazandırabilir size. Çünkü problemi ne kadar hızlı çözerseniz müşteri memnuniyetini de o kadar yükseltirsiniz. Teşekkür ediyorum abi bunu hatırlattığın için de ekstradan. Yani debug meselesi çok önemli özetle. Şimdi geleyim dile. Şunu silemiyorum. Durduruyorum. Debugger'ın şöyle de bir güzelliği var. Debugger başka proseslere attach edilebiliyor. Bu zaten çok fix bir şey olduğu için aslında durmadım üstünde. Yani çalışan altta Winamp var atıyorum. Ona bile Debugger'e attach edebilirsiniz. Tabi Winamp saçma bir örnek oldu ama. Yani çalışan herhangi bir uygulamayı da debug edebiliyorsunuz debugger'la. Şunları sileyim. Şunu açayım. Şimdi normalde açık konuşmak gerekirse şunların hepsini size söylüyor olmam lazım. Ama bunları benim size söylüyor olmam, yani vallahi diyorum yani yemin ederim debugger'da, bunların hiçbir aklınızda kalmaz. Bunları siz yazdıkça tecrübe edeceksiniz. Dediğim gibi ben bu sunumu hazırlarken şöyle kabaca geçeyim üstünden. Şunları bile yazmışım nasıl okunuyor diye. Bütün şeyler burada, notlar var. Bunu paylaşacağım. Meraklısı olan varsa alır bakar zaten. Ben size birkaç tane şey göstereyim. .NET'in güçlü olduğu tarafları. Gerçi Java 9 mu en sonunda çıktı? 8. 8'e gelmiş o özellik ama biz uzun zamandır kullanıyoruz bu tip özellikleri. Şimdi... Lambda. He, Lambda'yı göstereyim. Ama 7'de geldi. Şimdi hemen public diyelim ki. Bir tane şey olsun. Abi çok utanıyorum şu anda. Git itişin abi yok benim. Olabilir mi? Kendimi sahte diplomalı doktorlar. Bu kadar konuştum. Anasını satayım bir kod yazamıyorum. Yazacağım aslında da. Adı şey olsun işte. Kul dedik adına. Kullar olsun. Karadeniz yazacağım bir tek. Söyleyeyim o kısmı. Of. Of duvar. Başka da olmasın. Şimdi bu şöyle de bir şey yazalım. Çok kötü bir kod oldu ama önemli değil. Çalışacağını umuyorum. Şimdi program yazarken bazı şeyler var. Yapılar var. Bu yapılardan bir tanesi de list. Adından da belli zaten. Bir liste var. Listenin içinde de item'lar var. Listenin tipini string vermişiz. Yani item'lar string olacakmış. İşte okul bir tane class yazdık. Class'ın içerisinde bir tane okullar diye liste var. Bir tane constructor dediğimiz bir tane mekanizma ilk class çalıştığı anda listemizi dolduruyor. Altlardaki okulla beraber şeyleri alıyorum aslında. Çok da bir şey yok. Giriyorum bir tane new
okul diyorum. Yani o kadar kötü yazdım ki utanıyorum. Okul, get okul diyemem. Mesela direkt sağa sola bakmadan run diyeyim. F10'a basıyorum. Tamam, okulun içerisinde debug, yine debug gördüğünüz gibi bir şey geldi. Okul diye bir tane şey varmış, liste varmış, 3 tane item varmış içinde. Itemlarda 0, 1, 2, kalitesi ODTÜ diye duruyor içerisinde. Şimdi ben bunu bir durdurayım. Burada size klasik senin şu offline ODTÜ olmadı. Çünkü o ya, Ankara Üniversitesi atıyor. Şimdi Android macerasını anlattım. Bir günde öğrendik Android, Android'i. Geçtik Java yazacağız. Biz şimdi C#'da işte sıralama işlemi olsun, bir listenin içerisinden item'ı alma olsun, çok basit bir şekilde halledebiliyoruz. Ama Java'da meğer öyle değilmiş durum. For'la beraber dönmeniz lazım. İşte 50 bin tane takla atıyorsunuz. 8'den önce öyleydi. Şu anda gelmiş bu özellik. C#'da Lambda Expression dediğimiz listeler içinde, yani kabaca ben söylüyorum, listeler içinde şeyler yapabiliyoruz, çeşitli aksiyonlar yapabiliyoruz ve bu aksiyonlar da işte mesela örnek veriyorum, okul nokta order by diyebiliyorum buraya mesela. Order by descending dediği işte A'dan Z'ye doğru, Z'den A'ya doğru sıralama işlemi aslında. X eşittir, ya da X demeyelim de okul ne olsa olsun, O nokta O diyorum, değil mi? Şunu da şöyle yapayım. Bir burada durdurdum. F10'a basıyorum. Şimdi okulun içerisine bakıyorum. İşte Karadeniz en üstte, Ankara ortada, ODTÜ aşağıda. Tekrar geliyorum, F10'a basıyorum. Sort edildikten sonra refresh ediyoruz. O en üstte işte kalbimiz şeye göre, alfabetik sıraya göre tersten dizdi şu anda. Normalde şu hareketi mesela bu özelliği vermeyen bir dilde yapmaya kalksanız ciddi bir efor sarf etmeniz gerekiyor. Hemen durduruyorum, başka bir şey yazıyorum diye. Mesela single or default diyorum. Görünüyor mu? ODTÜ mesela. Diyorum ki, şunu da şöyle yapayım. Run diyorum. F10 diyorum. Şunu diyorum, tamam diyorum, sen listesin ama bana sadece senin içinde ODTÜ olan şey lazım, item lazım. Direkt ODTÜ'yü listenin içinden çekip alabiliyorum. Hemen son bir tane daha bir şey göstereyim, kapatayım bu konuyu. Örnek veriyorum, bütün hepsinde A harfi, küçük A diyorum. O nokta contains diyebiliyorum mesela. Bulamasaydın ne dönecekti o single or default? Single or default abi, null dönüyor. Söyleyeceğim. Bir de direkt single var. Single exception atıyor abi. Start diyorum. Default ayarlayabiliyor musun? Default ayarlamak ne demek? Hani bulamazsa şunu ne alsa şunu da. Yok, if'ten yazman gerekiyor. Ne oldu? O da şey, parantezlerde sıkıntı var abi. Zaten şey, compare etmesi çalışmadı mı? Ha. Demin konuştuğumuz olay. Single, şimdi iki tane item gelmesini bekliyorum. Burada single or default kullanamam o yüzden. Buraya direkt SQL'deki veri koyabiliyorum. F9, start. F10'a basıyorum. O liste içerisindeki içerisinde A harfi geçen itemları getirdim. Bu lambda expression'ın şöyle bir güzelliği var. Adonet Entity adında bir tane OERM tool'u var. OERM framework'ü var Microsoft'un. Eğer daha önce SQL yazmış olan varsa işte select all from işte where ıvır zıvır. Adonet'in içerisinde aynen şöyle siz where yazıyorsunuz. Aynen şu yazdığım yapıyorsunuz, yazıyorsunuz.
Adonet Entity bunu bildiğimiz SQL script'ine çeviriyor. Query'i çalıştırıyor remote şeyde, SQL içerisinde. Geri gelen sonucu aynen bu şekilde, bu kolaylıkta işleyebiliyorsunuz. Bu da bu Hibernate falan vardı ya, bir zamanda uğraşıyorduk. O tip ORM tool'larından Adonet aslında bir tık ileri getiriyor. Çünkü ekstradan hiçbir öğrenme maliyetiniz yok. Her şey zaten lambda expression içerisinde gerçekleşiyor. Kapatayım bunu. Sormak istediğiniz varsa sorun arkadaşlar. Ya da devam edelim biraz daha. Merak ettiğiniz bir şey varsa, işte operatörler falan. İşte for each'i de baktık zaten. Dev Express falan hiç kullanmadım. Neyi? Dev Express. Dev Express. Ya beni yanlış anlamayın dediklerinden dolayı. Onu kafadan söyleyeyim. Şeyden dolayı. Benim tarzım da şey yok. Ben öyle hazır şeyler kullanamıyorum. Zamanında Telerik vardı herhalde. Telerik'te epey bir cebelleşmiştik. Ne içindi? Eski iş yerinde bir data grid var, basit bir data grid. Tabii şu anda belki bu işler birazcık daha farklı olmuştur. O zamanlar yazılım geliştirirken bir şeylere bağımlılığınızın olabildiğince az oluyor olması lazım. Yoksa yazacağımız uygulama atıyorum Telerik, DevX işte dediğim gibi. Muhtemelen benzer şeyler bunlar. Adamların size sunduğunla yetinmek durumunda kalıyorsunuz bir noktada. Aynı aletlerin şeyi de var, web framework için olanları da var. Yerine göre kullanılabilir belki ama ben dediğim gibi benim çok fazla şeyim değil. Beni çok kısıtladığını düşünüyorum öyle şeylere. İşte bir grid lazımsa büyük bir projede bir tane grid'i ben kendi komponentimi tasarlayıp onu kullanmayı tercih ediyorum açıkçası. Lambda'yı anlattık, debug'ı anlattık. Aslında böyle yani, eğer devam edersem benzer şeylerden anlatmaya devam edeceğim. İş şöyle yazılır. Peki, for each böyle yazılır. Yazdığınız mesela, eğer mümkünse gerçek bir uygulamayı açık göstermem mümkün mü? Şimdi bu benim şey bilgisayarım abi. Çalışma yaptığım bilgisayar değil. Bakayım eğer varsa bizim repository. Yani en azından da, gerçek bir uygulama da o folder yapısı nasıl oluyor? Tamam. Kaydediyorsun. Hayır şey, tabii şirketin şeylerini de gösterme tabii onlar. Yok yok. Şimdi mesela bizim kendi lokalimizde kullandığımız NuGet dedim ya size. NuGet, packages'lar, bütün bizim şirket içinde kullandığımız şeyler, kendi yazdığımız şeyler. İçine giriyorum. Bütün versiyonlarıyla beraber burada duruyor. Biz bunu bizim kendi içimizde Bitbucket'te host ediyoruz şu anda. Hiç ekstra remote'dan erişilebilecek bir durumda değil. Kendi lokalimizde çalışıyor. Her bir bunların, işte şu anda tabii az burada proje var. Şimdi ne açayım mesela size? Buradan ya açması bir şey değil, çok karmaşıklık olmasın. Şu listing neymiş? Bunu bir açayım. NuGet'in şeyini gördünüz. Şöyle bir özelliği var NuGet'in. Visual Studio'yu kaldırıyorsunuz eğer, direkt eksik paket varsa gidip onu internetteyse internetten indiriyor, lokaldeyse lokalden indiriyor. Update'i varsa yeni versiyonda update'lerini yapıyor. Tabii size soruyordum muhtemelen. Şimdi normalde solution böyle bir şey. Solution'ın altında 3 tane proje var. Bir tanesi web, yani son kullanıcının gördüğü kısım. Modül dediği uygulamanın business logic'in olduğu kısım, bütün kodlar orada. Logon, o da başka bir modül. Bizde modülü bir yapı var. O çok şey değil, teknik bir konu. Web'i açıyorum. Web'in içinde işte yine bizim yapı biraz değişik olduğu için şu şekilde, eğer web'e merak duyuyorsanız işte CSS, images, işte JavaScript, ıvır zıvır. Visual Studio 2015 ile beraber bu şeyler var. Gulp var. Taskları manage eden Gulp muydu? Unuttum adlarını. Onların hepsi geliyor. Ben size şeyden bahsedeyim. Tools. Tools'a gideyim. Extensions dedin ya, kullandığınız extensions'lar diye. Şimdi Richard'ın adında bir tane extension var. Her şey kodu yazmak değil. Kodu sürdürülebilir bir şekilde işte bakımını yapmak,
performansını iyileştirmek ya da benzeri şeyleri zaman zaman yapmamız gerekiyor. Refaktör diyoruz biz buna, refaktöring. Resharper lisanslı bir ürün ama kırığı da var. İnternette bulabilirsiniz. Resharper çok inanılmaz size katkı sağlıyor. Mesela hemen eski projeyi açayım. Örneğin. Şimdi mesela şu okul. Get okuls mesela ya şunun adı. Yukarıda da kullanılıyor, aşağıda da kullanılıyor. Ben diyelim ki bunun adını Ahmet yapmak istiyorum. Ahmet yapıyorum. Şunu da söyleyeyim size. Kısa yolları öğrenmek iyi. Çünkü ne kadar mouse uzanmazsanız kod yazarken, kısa yollarla işinizi hallederseniz o kadar da verimli bir şekilde kod yazabilirsiniz. Dolayısıyla Resharper'da da elimizden geldiği kadar kısa yolları kullanıyoruz. Şimdi değiştirdim bunu. Şöyle tıklayalım. Diyor ki, adını diyor değiştirmişsin ama diyor, işte başka yerlerde de şey var, kullanılan aynı, zaten yukarıda ben kızardı. Tıklıyorum, mesela hepsini Ahmet yaptı. Bunu Visual Studio'nun kendisi de yapıyor. Ama Resharper'da kısa yollar ve size sunduğu işte konflikt oldu. Çakıştı mesela şeyler, başka bir. Onlar hep uyarıyor sizi, öyle mi yapayım, böyle mi yapayım, sizi yönlendirebiliyor. Var adında bizim bir tane tipimiz var. Bu aslında şey, kod yazmayı kolaylaştıran bir tip. Bu ne string, ne integer, bu hiçbir şey. Bu karşısındaki, yani sağ tarafındaki tipi alıyor. Mesela Resharper'ın yine kısa yollarından bir tanesi. İşte alta bastım, enter'a bastım. Bunun tipi işte enumerated olmuş, string'miş. Normalde compile ettiği zaman aslında background'da bu şekle getiriyor. Resharper'ın işte Ctrl-T yapıyorsunuz. Search için işte atıyorum okul, klasımızın adı okul, enter'a basıyorum. Hemen oraya geliyor. Tabi bu şu anda küçük bir proje olduğu için anlamsız gelmiş olabilir. Örnek hemen şuraya Ctrl-T yapıyorum. Logon yapıyorum. İşte logonla ilgili bütün logon modülü mesela enter'a basıyorum. İşte logon modülün içerisindeki şeyler geldi. Nelerdir? İlgili klasın görüntüsü compile edemiyor şu anda dolayısıyla. O yüzden kırmızı yanıyor. Bunun dışında Resharper şunu da yapabiliyor. Mesela şu okul normalde bu okulun burada olmaması lazım. Create diyorum. Ay özür dilerim. Niye oldu? Şöyle yapayım. Diyor ki bunu istersen dışarıda bir ben taşıyayım. Onu hem taşıyor hem yukarıya ilgili şeyleri ekliyor eğer gerekiyorsa. Referansları, aynen. Resharper'ın böyle kolaylıkları var. Bu işinizi inanılmaz hızlandırıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, öyle bir alışkanlık oluyor ki Resharper yoksa şeyde, makinede kod yazamıyorsunuz. O hale geliyor iş. Diğer projeye geçeyim. İşte yukarıda Nuget var. Web uygulaması bu zaten söylemiştik. Aynı bu şekilde web uygulamaları da geliştirebiliyorsunuz Visual Studio'nun içerisinde. İşte ASP.NET direkt burada yazabiliyorsunuz. Aslında bu kadar yani. Daha devam etmek istemiyorum açıkçası. İlginizi de şey yapmak istemiyorum. Hava güzel. 3 saat. Teşekkür ederiz.